Bunu Tuğçe'ye mezuniyet hediyesi olarak aldım bu arada. Kariyerinde daha fazla ilerleyebilsin, en azından bir işten kurtulsun diye bakalım neymiş. Bana ve Duru'ya çok fazla vakit kalacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir mezuniyet hediyesi olmuş. Aynen. <laughs> Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Tuğçe'ye aldığım bir hediyeyi Tuğçe'nin de şu an gözünün önünde açacağım. Bu hediye çocuğa bakmamız konusunda bize daha çok yardımcı olacak. Bu bir teknoloji kanalı olmadığı için inceleme yapmayacağız. Fakat neden bunu aldığıma dair size yorumlarından bahsedeceğim. Artık bu da size umarım bir fikir olur. Şimdi hediyeyi açalım. Tuğçe de heyecanlı içinden ne çıkacağını bilmiyor. Bakalım neymiş. Bu arada kutuda hiçbir şekilde bir ibare olmadığı için gerçekten içinde ne olduğunu anlayamıyoruz. Ya ben evet. biliyorum tabii ki de ama o anlayamıyor. <laughs> evet, sabahtan beri kutuyu da açamadık dışına bayağı inceledim ama ya çocukla daha fazla vakit geçirmemizi sağlayacak bir araç gereç, Daha doğrusu Tuğçe'nin sağlayacağı bir araç. Gerçi benim de işime yarayacak çünkü ben de bir şeyden kurtulmuş olacağım. Onu birazdan göreceksiniz. <laughs> Şöyle faturasını şuradan koparalım. Aslında ne olduğunu anladım sayılır. Ee, bir de baktığımız bir ürün vardı ama o mu acaba? Göreceğiz şimdi. Bunu Tuğçe'ye mezuniyet hediyesi olarak aldım bu arada. Kariyerinde daha fazla ilerleyebilsin. En azından bir işten kurtulsun diye bakalım neymiş. Ve kutuyu attıktan sonra <laughs> ne oldu ortaya çıktı. Evet bu bir robot süpürge. Tahmin etmiştim çünkü hem istiyordum hem uzun süredir bakıyorduk ama bir türlü evet. karar veremiyorduk. Her saat başında fiyatları değiştiği Şöyle de için çok kararsızdık açıkçası. Çok güzel bir hediye olmuş evet, teşekkür çok güzel. ederim. Xiaomi markasını tercih ettik arkadaşlar ve 3 tane şu an güncel bizim fiyat aralığımızda model vardı. Tabi üstlerde falan da vardı. Bu 3 tanesinden en uygun olanı aldım çünkü en ucuzu buydu. Tabii ki en ucuz olduğu için almadım. Da bizim işimizi en iyi görecek olan ürün bu. Şimdi ben bundan bahsetmeden şunu bir aşağı indireyim. Şimdi 3 tane modeli vardı Xiaomi'nin. E burada esantiyel yazıyor göremiyorsunuz ama ben yine yazı olarak yazarım. Bu vardı. Bu en uygun modeli. Yaklaşık 2000 TL. Bunun bir üst modeli vardı. E 1C olarak geçiyor. O da yaklaşık 2500 bandlarında. Tabi siteye göre değişiyor. Hatta günden güne göre bile değişiyordu. Saatlik. Evet saatlik bile. <laughs> bir tanesi de en Pahalı bizim fiyat aralığımızda. Mob Pro diye bir ürün vardı. Şimdi biz bunu neden tercih ettik? Bunda haritalandırma yokmuş özellikle o yüzden fiyatı uygun. Yani her seferinde odayı kendisi tarayıp yapıyor. Bunların toz haznesi küçük arkadaşlar. Yani biz evi süpürdüğümüz zaman her odadan sonra resmen toz haznesini boşaltıyoruz süpürgenin normal süpürgemizin. E bunda da her seferinde dolacaksa eğer Bu arada biz normal süpürgemiz bizim e, sürahi'li bir süpürge olduğu için istediğimiz zaman boşaltabiliyoruz. Yani her odada boşaltıyoruz ki hem daha güzel çeksin, iyi temizlesin diye. O konuda evet ve ben <laughs> onu boşaltırken fark ettim ki bununla onun e, hazneleri ya on, ondan çıkan tozla bunun resmen tek haznesi dolar. Tek bir odadan çıkan tozla. E öyle olunca da bunun boşuna üst modelini almaya gerek yok çünkü... Bütün evi temizleyemeyecek bu muhtemelen toz haznesi dolacak ve biz onu boşaltmak zorunda kalacağız. O zaman haritalandırmasına bir gerek yok. Ben bunu bir odayı süpürdüğünde boşaltınca elimle kaldırıp öbür odaya da götürebilirim. Tek o farkla 1100 TL'den 1200 TL'den kurtulduk. Yani harita yaparsa siz nereye gideceğini söylüyorsunuz diğer modellere. Hani şu odaya git bu odaya git diye. O yüzden biz harita yapmasın ama gerekirse toz haznesini her odada boşaltalım. Tekrar dolduralım. Öbür odaya da biz koyarız dedik. Ben açıkçası bu süpürgeyi daha önceden hani bakıyorduk birlikte. Günlük kullanım için istiyorum. Yani durunun peşinde gezip <laughs> durunun döktüklerini toplasa yeterli olur. Aynen, Sonuçta aynen. bu bizim haftalık ya da iki haftada bir yaptığımız büyük temizliği asla karşılamaz. Belki karşılar bile bir deneyeceğiz bakalım. S&T'yle 1C modeline bakıyordum ben de. Hem fiyatı hem de kullanım açısından bize daha uygun değil. Essential'in galiba kendi haritalandırması vardı değil mi? Sen yani daha çok araştırdın. Haritası yok bunun ya. Bu her seferinde evi tekrardan tanıyor Ama öyle söyleyeyim. Ama telefon uygulamasından başlat dediğinizde kendi kendine başlayıp evi temizleyip yerine gidiyor. Yani evet. ben de bunu istiyorum. Zaten bizim evimiz 85-90 metrekare 2 artı 1 bir ev ve ben her gün günlük küçük süpürgem var böyle dik süpürge diyorlar onunla yemek yediğimiz alanları ya da Duru'ya bir şey yedirdiğimi hemen süpürüyorum. Duru emeklediği için bulduğu her şeyi ağzına atıyor çünkü. Yani bizim bu robot süpürgeden beklentimiz buydu. Ben 1C ile esentiyale bakıyordum. Sen Essential'i seçmişsin. Evet onu seçtim çünkü çalışanlar bile açıkçası arasındaki farkı tam olarak anlatamadılar. Birinde harita var diyor ama işte evi geziyor. 3 seferde çıkarır. 5 seferde çıkartır. Hiç kimse doğru düzgün anlatamayınca ben de bari uygun olanı alayım. Düğmeye bastığın zaman sen karışmasan bütün evi geziyor zaten süpürge. Bunun şimdi harita landırması yok ya hı hı. nasıl çarparsa hani eşyalara ya sensörü var yine çarpmayacak hı. yani ufak ufak çarpacak zaten çarpmayan en pahalı olanı yani 3200-3300 olan onun da sensörü var yine ufak ufak değiyordu ben videolarda izlemiştim ama bu da öyle çarpma derken paramparça olmayacak yani dokunup geri gelecek bir sonrakinde ama onu hatırlamayacak bir daha aynı şeyi yapacak. Ama tabii korunaklı bir malzemesi var dışarıda. Yani öyle ufacık yatağın ayağına ya da ne bileyim koltuğun ayağına çarpınca kırılmayacak. Aa bu tamponlu olan. Evet bu korumalı evet, olan. Evet tamponlu bir model vardı. Bu arada bu ürünü biraz kullandıktan sonra gerçek kullanıcı deneyimlerinden de bahsedeceğiz inşallah. Yani öyle sırf satmak için daha doğrusu reklamını yapmak için gösteren teknolojik alanlar gibi yapmayacağız. Kötü özelliğinde iyi özelliğinde göstereceğim. Ben bunu fiyatı uygun olduğu için seçtim. ya Diğerlerinin bundan çok fazla şey vaat etmedikleri için seçtim. Da öyle söyleyeyim yani arada çok büyük bir fark olsaydı tabii ki de pahalı alırdık ama arada hiçbir fark yok neredeyse. Yani ben bu düğmeye basınca evin her tarafını gezecek. Harita yapmasın önemli değil. Benim evim zaten küçücük. Ben bunu kendim gezdiririm. Gerekirse e, şarjı bittiği zaman ünitesini bazen zor buluyormuş. E, bulamadığı zaman da yardımcı oluruz yani. Bir bakalım şimdi içinden ne çıkacakmış. Bayağı ağır bir şeymiş. Yani mağazada falan sadece görüp ellemediğimiz için fark etmemiştim ama epey ağırmış. Ya şu önündekiler aç Tuğçe. Şu an bak hmm. sıfır jelatinin aç. Sesini dinle. Açmasaydık. Bu sese bayılıyorum. <laughs> Keşke açmasaydık. <bunu. gülüyor> bu Bu ayrı bir ayrıcalık bu ses. Her yere girer çünkü tekerlekleri içine gidiyor. Bu arada arkadaşlar kendisi mop da yapıyor. Şöyle bir su Aynen. ve mop haznesi var. Hani Tuğçe bunun mopuna güvenir mi bilmiyorum ama e, iş görür yani herhalde. Şöyle su ayarı da var bu arada. Düşük, orta, yüksek diye ayar yapabiliyoruz. Bunların hepsini uygulamadan yapacağız. Bunun mopunu şöyle kullanırım. Mesela biz günlük yemeklerimizi genelde mutfaktaki mutfak yemek masasında yiyoruz. Benim için günlük mutfağı silse yeter yani. Evet. Ben sonuçta haftada bir kere olsun, iki haftada bir kere kendi temizliğimi yaparım. Aynen. Robot benim yaptığım gibi yapamıyor. Aynen. <laughs> bu da hiç kimsenin okumadığı kullanım kılavuzu. Evet işte bizim için en önemlilerinden birisi. Bu onun şarj ünitesi. Yani bunu görünür böyle e, süpürgenin sağının solunu biraz boş olacağı bir yere bırakırsanız bazı videolarda böyle görmüştüm. Hani takılabilip bulamayabiliyormuş. Boş bir yere bırakırsanız rahat rahat yerini buluyormuş. Tabi bu e, haritalandırması olmadığı için bazen yerini e, bulamayabiliyormuş. Ama onda da biz yardımcı oluruz. Yani 2000 TL fazla para verip de sırf yerini bulacak diye ödemek istemedim açıkçası. Malzeme bu şekilde. Bunun da ben açabilir miyim? açtım. Uygulamasını telefonuma indireyim. Ya, Mi Home diye bir uygulaması var Xiaomi'nin uygulaması. Ee, içerisinde Xiaomi'nin neredeyse bütün ürünlerini kullanabileceğiniz bir uygulama. Bu da onun şarj adaptörü. Bunu da direkt bırakıyorum açmadan. Biz de bayağı acemiymişiz ya bu süpürge konusunda. Bu <laughs> onun ee, üst modellerinde bu arada Sanırım en üst modelinde vardı bizim baktığımız modelde. Hem su hem toz haznesi aynı bunun içerisindeydi. Bizimkinde mop için ayrı bir haznesi var, toz için ayrı bir haznesi var. Hani şöyle bakarsak bizim neredeyse elektrikli süpürgemizin haznesi kadar bir haznesi var. Bu arada bayağı filtreleri de var. Yani tozu dışarı çıkaracağını hiç sanmıyorum. İçeride hapsedecektir. İlk deneyimden sonra bir video çekeriz inşallah. O zaman görürsünüz bakalım güzel süpürüyor muymuş. Böyle bir haznesi var yani basit bir cihaz gibi görünüyor bıraktık buraya. Neden bunu seçtiğimizi açıkladık size hani fiyatı uygun, bizim için yeterli işimizi görmesi önemliydi. Bu da muhtemelen işimizi görecek. Umarım size de faydalı bir video olur. Ben Essential'in benim beklentilerimi karşılayacağını düşünüyorum. Günlük olarak evin süpürmesini ihtiyacını karşıladığında bana ve Duru'ya çok fazla vakit kalacağını düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir mezuniyet hediyesi olmuş. Aynen. <laughs> Kanalımızı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Beğenen elleriniz ve takip eden elleriniz dert görmesin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.